Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbet konumuz cennet ve cehennem. Ahiretin en önemli unsuru şüphesiz ki cennettir. Cennetin varlığını gerek Yüce Kitabımızda, gerekse Efendimizin hadislerinde anlamaya çalıştığımız zaman genelde büyük bir müşkülle karşılaşırız. Bunun sebebi de bizim bu dünyadaki görüntülere göre bilgimizin ve anlayışımızın daralmış olmasıdır. Cennet ayrı bir boyut sistemi içerisinde yaratılmış alemlerin bir parçasıdır. Yani cennet aleminde bildiğimiz bu boyutlar söz konusu değildir. Biz bütün hayatımız, görgümüz, bilgimiz ve kavramlarımız bu mesafe, zaman ve cazibe üzerine kurulduğu için cennetteki güzellikleri, cennetteki mutlulukları ancak kıyaslayarak, benzeterek anlamaya çalışırız. Nitekim Efendimiz cennete ait ayetlerin ve kendi emirlerinin ancak bir benzetme olduğunu, hiçbir zaman tam olarak temsil etmesinin bunları mümkün olmadığını bildirmiştir. Şimdi bu kavramlar içerisinde evvela acaba cennetin özelliklerinin temelinde neler yatar, buna bir göz atalım. Biliyorsunuz Yüce Kitabımızda geçen bir tanım vardır. Altından ırmaklar akan cennet. Normal olarak düşünürsek herhangi bir yerden bahsederken eğer ondaki ırmaklar anlatılmaya çalışıyorsa bir kente gittiğinizi düşünün yahut bir ülkeye gittiğinizi düşünün. İçerisinde bol bol nehirler olsa siz burayı döndüğünüz zaman nasıl anlatırsınız? Dersiniz ki içinden birçok nehirler geçiyor o ülkenin dersiniz. Halbuki Yüce Kitabımız cennetteki ırmakları tanımlarken üstüne basa basa defalarca altından ırmaklar akan cennet diyor. Bu tanımı bu kadar sık kullanması Yüce Kitabımızın, dolayısıyla Allah'ın bize çok önemli bir kavramı anlatmak içindir. O da demek ki biz bir bakıma cennetin sanki uzayındayız. Yani bir mekandayız, onun altından ırmaklar görüyoruz. Bu ne ifade eder diye düşündüğünüz zaman ilk aklınıza gelen şey cazibe olayıdır. Biz dünyada hep yerde olmaya alıştığımız için ve hatta dünyanın bir ismi de yani alçaklıktan gelen yer anlamına geldiği için, arzın da bir ismi bir nevi yer anlamına geldiği için biz hep varlığımızı, mekanımızı yere basarak duyabiliriz, işitebiliriz, anlayabiliriz. Halbuki cennette bu dünya madde boyutlarının dışında bir boyut sistemi yürüdüğü için cennetteki varlığımız ve mekan buradaki bildiğimiz gibi değildir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın altından ırmaklar akan kavramı içerisinde bizi bir tarz uzaydan bakar gibi cennet güzelliklerine tanım getirmiştir ki bu tanım bilahare birçok ayetlerde, mesela anlaşılması güç ayetlerde, mesela yastıklar vardır. Bu yastıklarla oturduğumuz cennetteki mahallin takviyesi söz konusu olabilir. Biz bunu tabi dış anlamıyla bildiğimiz rahat ettirici yastıklar olarak görürüz. Halbuki Cenab-ı Hak cennetteki uzayın, cennetteki mekanların bu dünya tarzında bir dayanağı olmadığı için huzurlu mutluluğun bir takım manyetik yastıklar, bir nevi boşlukta duruşumuzu alışana kadar bir nevi manyetik destekleri dile getirmektedir. Şu halde cennetin bir defa boyutları açısından öğrenmeye çalışırsak kesinlikle bildiğimiz koşullardan farklı ayrı boyutların sistemidir. Bu ayrı boyutların sistemi olması biz insanların cennette varlığımızı sürdürürken şu anda anlayamasak bile mutluluğumuzun en büyük parçalarından birini teşkil eder. Bu dünyadaki sıkıntılarımız, bu dünyadaki
bedensel bir takım şikayetlerimizin temeli arzın cazibesinden gelir. Çok basit olarak belimizin ağrısından yorgunluğa kadar her şey arz cazibesinin eseridir. Bunu yenmeye çalıştığımız için kaslarımızın yorulmasından doğar. Hatta yaşlılık bir yerde bu cazibenin etkisiyle kasların gerginliğinden doğar. Cennetin genel yapısı içerisinde cazibenin bu tarz olmaması çok önemli bir mutluluk unsurudur. Buna rağmen bu bedensel varlığımızın cennette yürümesi de ayrı bir mucize ilahidir. Burada hemen üzerine basarak söyleyeyim ki ahiret kavramı üzerinde İslam dininin çok ciddi olarak bir takım temel tanımları ve inanmak zorunda olduğumuz ilkeleri vardır. Mesela ahiret tanımı hemen hemen herkesin kafasında vardır. Ölüp giderek bu bedene aittir. Ölüp gitmek benim ruhum vardır. O yaşar durur, ebedidir kavramı. Ama İslam inancının çok önemli bir maddesi, özellikle de amentü de vel ba'su ba'del mevt hakkun denmesinin sebebi, öldükten sonra dirilme haktır denmesinin sebebi, bedensel varlığımızın ebedileşmesi olayıdır, ölümsüzleşmesi olayıdır. Çok ince bir fark gibi görünür ama çok önemlidir. Çünkü Cenab-ı Hak Adem'i biliyorsunuz topraktan yarattı ama cennette yarattı. Cennette yarattı, bu topraktan yaratılmanın benzeri bedensel varlığımız cennette yaşayabilecek şekilde kompütürize edildi. Cenab-ı Hak takdirinde insan bedenini yarattı. Bu yarattığı bedenin cennette, yani oradaki boyutlarda hayatını devam ettirebilecek şekilde tanzim etti sırrını. Adem'in bu cennetteki hayatının ne kadar sürdüğünü, yani cennetten arza inin emri çıkana kadar ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Çünkü cennetteki cazibe olmadığı gibi cennette çok önemli bir unsur da zamandır. Zaman biliyorsunuz arzda çok önemli bir faktördür. Bizi yaşlandıran, yoran, ihtiyarlatan, ondan sonra efendim işlerimizi tanzim ederken bize zaman zaman icabında müşküller gösteren ve bir yerde de sonlu yapan şey zamandır. Ve zamanın nihayet kovalaya kovalaya yetişemeyiz arkasından. O kadar hızlı bizi tahrip eder, o kadar hızlı yıpratır ki zaman aşağı yukarı arzda karşımıza çıkan en büyük zorluklardan bir tanesidir. Cennetteki zaman kavramı işte arz boyutlarındaki zaman kavramından çok farklıdır. Cennette bildiğimiz tarzda bir zaman kavramı yoktur. Ama zaman tamamen silkelenip atılmış değildir cennet boyutlarından. Zaten Cenab-ı Hakk'ın yarattığı boyutlar sistemindeki en büyük inceliklerden bir tanesi. Bu bizim dünyada, maddesel dünyada özellikle arzda fark ettiğimiz mesela manyetik etkiler, cazibe dahil olmak üzere mekan değiştirmekteki zorluklar, ondan sonra zamanın hızla geçip bizi mütemadiyen yıpratması, eskitmesi gibi olaylar olaylara karşılık diğer mekanlarda zaman ve mekan kısmen vardır fakat çok silik bir şekilde cereyan etmektedir. Yani cennetteki zaman bir tül gibidir. Mesela herhangi bir cennetteki Cenab-ı Hakk'ın vereceği bir manevi ziyafetin adeta habercisi gibi az etkili bir olaydır. Cazibe de aynen öyledir. Cennette de cazibenin olmayışı da bizim oradaki mutluluğumuzun unsuru olduğu gibi o cazibenin bize hoş görülen tarafları da vardır. Mesela o cazibe sayesinde cennetteki meyvelerin, cennetteki nimetlerin seyredilirken belli bir maddesel yanı vardır. Mesela bir üzüm tanesinin cazibe çok silik olarak onu elimize alıp tutup okşamamızı, ondan zevk almamızı sağlayan bir unsur olmuştur. Ama o üzüm tanesini yere düşüremezsiniz. Cazibe hakim değildir. Yahut siz yere düşemezsiniz. Cazibe hakim değildir. Bunun gibi cennette de zaman ilginç bir şekilde gayet silik, olayları etkisini almayan, adeta bizim mutluluğumuzu tamamlayan bir görevle görevlendirilmiştir zaman cennette. Demin arz ettiğim gibi
cennetteki yeni bir güzelliği görmemiz için bir takdim tehir, yani öne alma sona alma fonksiyonu görmektedir. Demek ki cennetin ikinci önemli vasıflarından bir tanesi zamanın da tıpkı cazibe gibi çok silik seyretmesidir. Cennetteki bu iki ana unsurun bir teyidi de cennette bize verilen nimetlerdir. Biliyorsunuz cennette bize verilen nimetlerden genelde bahsedilirken meyvelerden bahsedilir. Halbuki insanlar bu dünya nimetleri içerisinde çeşitli yemeklerin, çeşitli lezzetlerin zebunu olmuş, alışkanlığına uğramışlardır. Peki cennetten niçin yalnız meyveden bahsedilir? Biliyorsunuz bu dünyada aldığımız besinlerin, kısmen zevk, damak zevkinin içine kattığımız beslenmenin amacı arzın cazibesini yenmektir. Biz arz üzerinde yaşarken bir yerden bir yere gidebilmek için arzın cazibesini belli bir zaman süreci içerisinde yenmek zorundayız. Bir mesafeden bir mesafeye arzın cazibesi, ki o bizim kilomuza tabi bir kuvvettir, onu oraya ulaştırmak için bir enerjiye ihtiyacımız vardır. İşte beslenme dediğimiz olay bu cazibeyi yenmek içindir. Cennette beslenmenin tarif edilmemesi, aslında her türlü nimet var denmesine rağmen Kur'an'da özellikle basa basa hep meyve nimetinden bahsedilmesinin sebebi, cennette bildiğimiz tarzda bir beslenmeye ihtiyaç yoktur. Çünkü cazibe yoktur. Cazibeyi yenmek için bir enerjiye ihtiyacımız yoktur. Peki niye ihtiyacımız vardır? İlahi nimetlerin zevkine ihtiyacımız vardır. İşte bu ilahi nimetlerin zevkine olan ihtiyacımız da sırf zevk açısından, Allah'ın yarattığı bu güzellikleri seyir açısından meyve şeklinde temsil edilmişlerdir. Bu temsil edilişte cennetin bir başka özelliği de bütün duygusal sistemimize hitap etmesidir. Duygusal sistemimize hitap etmesidir. Yani bizim duygusal sistemimiz yeryüzündeki nimetler içerisinde biliyorsunuz daha çok damak zevkine yöneliktir. Yani bir mesela üzümün biz tadıyla daha çok şeyiz, uğraşırız. Onun tadı güzel olmuşsa bize güzel gibi geliyor. Tadı güzel olmamışsa güzel değil gibi geliyor. Halbuki cennetteki meyveler, cennetteki nimetler bizim duygusal sistemlerimizin tümüne hitap eder. Nedir bu duygusal sistemlerimiz? Mesela kulak, mesela göz, mesela elin duygusu, damağın duygusu. Bu duygusal sistemleri içerisinde bize hitap ettiği için mesela cennetteki bir üzüm devamlı surette hangi renkse o rengin bütün tonlarını binlerce katta değiştirerek hem şeffaflaşan hem matlaşan, hem şeffaf yeşili temsil eden, yeşilin bütün katlarını temsil eden, ama biz onu elimize aldığımız zaman bütün bunları canlı olarak icra eden bir hasleye sahiptir. Bu, aynı zamanda da lezzetlerin bir parçası olan, kısmen arza da yansımış olan koku hassasına da aizdir. O aklımızdaki, tasavvurumuzdaki bütün kokuların cinslerini veren ayrı ayrı üzüm sınıfı vardır. Yani diyelim ki arzda 50 çeşit üzüm varsa cennette 100 milyon çeşit üzüm vardır. Her birisinin ayrı bir renk cümbüşü, her birisinin ayrı bir koku inisiyatifi vardır. Daha önemlisi cennetteki bize takdim olunan meyvelere bir müzikal yanı vardır. Yani bir sedaları vardır, bir zikirleri vardır. Bu zikirler hem insan-ı kamile karşı bir iltifat-ı ilahidir Cenab-ı Hakk'ın, hem de Allah'ı devamlı zikrederek o zikirlerini bizim bedenimize bir daha yoğunlaştırmak isterler. Demek ki cennetteki nimetler bu dünyanın tanıdığımız nimetlerine sanan çok üst seviyede, çok değişik ve o boyutun gerçeklerine uygundur. Bizi bu boyutta, dünya boyutunda rahatsız eden hadiselerin tümü cennette otomatikman kalkmıştır. Binaenle cennetteki arzda gördüğümüz rahatsızlıkların, yorgunlukların, bezginliklerin, monotonlukların, usançların hiçbirisini cennette rastlamanız, hayal etmeniz dahi mümkün değildir. Cennetteki bu sonsuz nimetlerin arza kıyasen olanlarıdır bu anlattığımız mesela meyve misali. Yine cennetteki biliyorsunuz halı bir çimen
ve değişen dekor üzerindedir. Ne demektir bu? Cennetin uzayında size canlı bir halı gelmektedir. Yani renklerinin her birisi ayrı müzik çalan, renklerinin her birisinden ayrı koku çıkan ve devamlı surette o zikrinin müziğiyle şekilden şekile intikal eden bir tarz ipek halıya benzetilmiş, sonra kibar-ı kelam ve hadislerle de bunun canlı bir doku olduğu anlatılmıştır. Demek ki cennetteki nimetlerin tümü arzdaki bu görüntü zaafı içerisinde bulunan nimetlerin adına çok çok farklıdır. Bundan dolayıdır ki bugünkü tanımlarla benzetmek gerekirse cenneti bir seyrin, bir filmin mesela şeyine benzetirsek, aslına benzetirsek, arzdaki yapı aşağı yukarı siyah beyaz bir çizgi filmi gibidir. Eğer bir olay cennette bir sahne güzelliği ise, arzda gördüğümüz olaylar onun siyah beyaz bir kopyası, çizgi film kopyası halindedir. Bu ikisinin arasındaki fark cennet kavramımızı ciddi olarak etkilemektedir. Hatta şöyle de diyebiliriz, mesela renk görmeyen pek çok hayvanlar vardır. Üç boyut görmeyen birçok hayvanlar vardır. Yalnız siyah beyaz gören ve çizgi halinde gören gibi sürüngenlerin büyük kısmı iki boyut görür. Böyle bir canlıya bir koyun renk renk güzelliğini anlatmak ne kadar zorsa, bugünkü dünya kavramları içerisindeki cenneti tanımlamak, cennet kavramının üzerine yaklaşabilmek de dünya insanının şeylerine göre, görgülerine göre, kafasındaki yazılı kayıtlara göre bu şekilde zor bir hadisedir. Şimdi biliyorsunuz ki cennet ölümsüzlük ülkesidir diyelim, yani mekanıdır. Bu ölümsüzlüğün insan bedeniyle, insanın maddesel yanıyla bağdaşması olayı ilk anda zor gibi gelir. İnsanın kavramlarına intikal etmez gibi gelir. Halbuki insanın yaratılışı, insanın biyolojisindeki esas ölümsüz olarak yaratılmıştır. Yani insanın genetik şifresinin hazırlayıp meydana geldiği bir beden aslında ölümsüzdür. Ama ölümsüzlük şifresi tersine kapatıldığı için ölümlü olabilmektir. Yani biz insanı arzda eskiyor, çürüyor, ölüyor diye düşündüğümüz zaman, peki cennette bu beden nasıl devam edecek dediğimiz zaman, hemen buna verilecek en ilginç cevaplardan bir tanesi, bir defa manyetik etkilerin olmayışı, cazibenin olmayışı, yıpranmaları, bölünmeleri, enerji tüketiminin ihtiyacının olmaması, yine fonksiyonların zorlamasını ortadan kaldırmaktadır. Daha önemlisi, cennette zamanın çok silik geçmesi onun bu beşeri yapımıza etkisini, onu bir yerden alıp bir yere götürüp söndürmesini ortadan kaldırmaktadır. Çünkü bugün zaman üzerinde en yeni teoriler zamanın bir enerji olduğunu ve kendisine intikal eden her şeyi alıp tükettiğini göstermektedir. Binaenle bu tüketme hassası yoktur cennette zamanın. Bundan dolayı ki ölümsüzlük cennette otomatiktir. Şimdi cennetin bu yapısının yanında yine Yüce Kitabımızın emirleriyle çok ilginç özelliklerinden bir tanesi görüntü meselesidir. Cennetteki görüntü, mesela cennette bir insanı görmek istediğimiz zaman bu sonsuz mekanda bu dünyada olduğu gibi bakarak göremeyiz. Mutlaka sevgi taşımamız lazım. Yani cennette bir varlığın görülmesi, cennetteki bir dostumuzun görülmesi için mutlaka sevgi ceryanımız olması lazım. Eğer sevgi ceryanımız yoksa kesinlikle göremeyiz. Bir nevi görünmezdir cennette. Bu da cennetin çok güzel bir mahremiyetidir. Yani cennette çeşitli insanların, çeşitli yücelerin mevcudiyeti ve bunların cennetteki, cennet mekanındaki sonsuz cennetin uzayındaki dağılışları hiç kimse tarafından rahatsız edilmesi imkanına aciz değildir. Çünkü onu görebilmek için bir sevgi şeyine, ışığına ihtiyacımız vardır. Yani cennette ki ışık bizden bir sevgi ışığıyla görebiliriz. Nasıl ki bir
karanlıkta elektrik feneriyle görünüyorsa cennette de bir şey görebilmemiz için mutlaka bir sevgi ışığının olması lazım gelir ki bu son zamanlarda bilime pek sık giren infraruj dediğimiz bir tarz ışık gönderirsen görünmeyeni bile görebiliyorsun. İşte sevgi de cennetin o sonsuz uzayındaki sonsuz güzellikleri görebilmek açısından bir sevgi ceryanına müttacız. Bu dünyada hiç alışkın olmadığımız, kullanmayı bilmediğimiz ve kullanmayı da hatırımıza getirmediğimiz çok önemli bir olay da cennette bu sevgi ceryanıdır. Cennetteki özellikle içecek şarap olarak tesmiye olan zaman zaman ayrı isimlerle de zikredilen cennetteki bir takım enerji kaynakları, bir tarz enerji biçimindeki içkiye benzeyen şeyler vardır ki insanların zevklerini artırır. Nitekim Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde sizin orada içecekleriniz sizin şuurunuzu bozmaz, aksini açar buyurmaktadır. Demek ki cennetin sonsuz boyutları içerisinde sonsuz güzelliklerini görmekten acze düştüğümüz zaman özel bir enerji sistemiyle bize özel bir cennet nimetine bunları görebilecek şekilde sanki ayarlarımız, akortlarımız cennetin o güzelliğine göre netleştirilir. Yani bir tanıma şöyle diyebiliriz. Cennetin bir bölgesine baktığımız zaman bir bakımdan sevgi istediği için oradaki şeyleri görmek, oradaki diğer varlıkları, dostlarımızı veyahut yücelerimizi görmek unsuru varken bir taraftan da cennetin güzelliğini ilk baktığımız zaman buğulu gibi görürken bizim mana dürbünümüzün, manevi yanımızın ayarlanarak onu görmemiz mümkündür. Onun ayarlanması için de cennette Cenab-ı Hak hususi enerji sistemleri içerisinde içki diye bize anlatılan bir takım nimetler sunmaktadır. Yani cennetin bütün güzelliğini çeşitli katlarda, çeşitli perdelerde yeniden görmek ve bundan dolayıdır ki bazı dar kafaların cennetin o güzelliklerini dünya güzellikleriyle kıyas ederek usanmak gibi, monotonluk gibi görmelerinin imkanı yoktur. Çünkü baktığınız cennet uzayındaki herhangi bir güzelliğin perdesi arkasındaki bir kat enfüsünü açtığınız zaman göreceğiniz güzellik için yeniden ayarlanmanız gibi bir duruma hasıl olmaktadır. Yine birçok ayet-i kerimede kendimizden geçeceğimiz o güzellik karşısında ancak yeni takviyelerle, yeni enerjilerle, yeni içkilerle kendimize getirilip yeni bir güzelliği seyre memur edilmemiz olayı vardır. Tabi cennetin bu genel nimetleri, genel güzellikleri arasında önemli olan bir hadise cennete kimlerle nasıl gidilebileceği hadisesidir. Çünkü dünyadaki dostluklar, eş, çocuk, akrabalık ilgileri cennete intikalde nasıl bir hadise olacaktır? Bunu anlamak oldukça güçtür. Bir defa cennetin kendi içinde bir takım mekan katları vardır. Yani cennete girdiği an insan herkes aynı seviyede, aynı mekana intikal etme şansına sahip değildir. Çünkü cennetin sonsuz güzelliğine yaklaşım da kulların gerek elesten getirdikleri özelliklere gerekse bu dünyada kazandıkları yakınlıklara bağlıdır. Bilhassa bu nokta fevkalade önemlidir ve cennet kavramında olsun insanların yeryüzünde yaşarken ahlaklarında olsun çok önemli bir çizgidir. Şimdi şöyle ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz bütün düşünce sistemleri, dinler, işte herkes insanı ayırırken manevi değer açısından ikiye ayrılır. İyiler, kötüler. Yüce kitabımız Vaka suresinde insanları üçe ayırıyor. İyiler, kötüler, iyiler, çok iyiler. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın yaratılış sanatındaki namütenahi esrar, namütenahi incelik, iyi ve kötü yanında iyiden itibaren, normal iyiden itibaren başlayıp sonsuz yüceliğe kadar giden bir sürü iyiler yaratmıştır. İyilikler yaratmıştır. Bunları insan yeryüzünde olsun, enesteki hamd niyazının erken intişarında olsun bulup cennetteki katlarını, cennetteki sonsuz mekanları seçme durumundadır.
Sure-i Vakıa'nın konumuyla bir meymene hayırlılar grubu vardır. Bir meşeme hayırsızlar, şerler grubu vardır. Kötüler grubu vardır. Bir de mukarrabin yahut sabikun dediğimiz yarışçılar ve yakinler anlamına gelen grup vardır. Demek ki cennet kavramı içerisinde de cennet kavramı içerisinde namütenahi intikaller söz konusudur. Çünkü cennet mekanındaki güzellikleri tanımlarken birçok boyutların, birçok alemlerin içerisine iç içe intikal söz konusudur. Cenab-ı Hakk'ın Fatiha'da emrettiği gibi ben sonsuz alemlerin Rabbiyim emrinden yola çıkarak alemlerin yalnız maddesel alem olduğunu bırakınız da melekler alemi, ledün alemi, ruhlar alemi, emr alemi gibi çeşitli alemlerin içerisinde cennetin bir özelliği birçok alemlerle olan irtibatıdır. Bu irtibatı, cennetin birçok alemlerle olan bu irtibatı yakınlık dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın diğer alemlerine yakınlık dediğimiz bir kavramı ortaya getirmektedir. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak hayırlılar ve hayırsızlar yani meşeme ve meymene diye tasnif ettikten sonra kulu hayırlılardan ötede de bir yeni grup yakinler, iyilik için yarışanlar diye emretmektedir. Ve bu yarışta hiç sonu gelmeyen bir yarıştır. Güzellikte ve iyilikte sonsuza dek yarışıp sonsuz adın cennetleri diye Sure-i Vakıa'nın emrettiği adın cennetleri, cenneti değil cennetleri diye vaat ettiği sonsuz mekanlara intikal şansına sahiptir. Ve işte adın cennetleriyle genel anlamdaki cennet kavramı arasında bir takım nüans farkları vardır. Cennetteki deminki arz ettiğim nimetlerin tümü, ilahi güzelliklerin tümü kendi kazandığı sevgi dağarcığındaki mevcut sermayelerle yürüyüp giderken adın cennetinde her birisinde ayrı tecelliler vardır. Bunları biraz daha özünden hesap edersek şöyle söylemek mümkündür. Adın cennetinde daha çok insanın gönlü ve ruhuyla birlikte bütünleşme vardır. Cennette ise nefsin de hitap ettiği bir takım güzellikler vardır. Adın cennetlerinin cennet kavramı içerisinde bir özelliği vardır. Cenab-ı Hakk'ın yakinler ve yarışmacılara lütfettiği bu cennet kavramındaki özellik bir defa sonsuz sayıda olmasıdır. Adın cennetleri diye tanımlıyor Cenab-ı Hak. Bu cennetlerin üzerindeki isim olarak mukarrabin yakınlık ifadesi ise bu yakınlığı doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a ait bir yakınlıktır. Bu mesafe Cenab-ı Hakk'a ait bir mesafedir. Tabii mesafesiz bir mesafe. Şu anda bir insan gerek Eres Meclisi'ndeki imtihanda gerekse dünyada bunun teyidi ve yenilenmesi, bilemeyenlerin bir defa daha fırsat tanınıp dünyada çaresini bulup Allah'ın yakinine gidebilme sırrı bu adın cennetlerinin bize verdiği iyilikte yarışma ahlak sırrını anlatmak içindir. Şu halde cennet kavramı içerisinde Allah'ın güzelliklerini iç içe en afakından yani en dışından en içine enfüsüne kadar kat kat seyretmek sırrı vardır. Ve bunlar bizim bu dünyadaki zevklerin hepsinin ötesinde bir güzelliği temsil etmektedir. Bunun daha ötesinde adın cennetlerinde Allah'ın yakınlık diye ifade buyurduğu cennet zevkleri de nefisten kalkan artık nefis için biten fakat ruh ve gönül için devam eden Allah yakınlığıdır. Çünkü cennette çeşitli nimetleri Cenab-ı Hak bize zikrederken gayet kolay tahmin ediyoruz ki nefsimiz cennette bu nimetlerin zevkini alacaktır. Çünkü elmanın kokusu, üzümün rengi,
altımızdaki halının canlı müziği, envai çeşit renkleri, bunların hepsi nefsimizi bir yerde hoşlandıran, onu mutlu eden hadiselerdir. Ama Adın cennetlerinde daha ileri seviyede Cenab-ı Hakk'ın takdim ettiği hikmetler, Allah'a yakınlığı yavaş yavaş dan başlayarak sonsuza kadar götüren bir çizgi üzerinde yürüdüğü için belli bir yerde yalnız ruhun aldığı zevk, gönlün aldığı zevkle bağdaşmaya başlıyor. Bu zevkler sonunda ilahi cemalin mutlak seyrine kadar gidiyor. Şimdi cennette Allah'ın görünmesi, cennette Allah'ın seyredilmesi olaylara da biliyorsunuz dinimizde çok önemli yer olan bir takım kavramlardır. Şimdi Allah'ın seyredilme olayını bir defa iyi bilmek lazım. Bu dünya gözüyle bile Miraç'ta Efendimiz seyretti mi etmedi mi gibi tartışmalar gelmiş. Bu dünya üzerinde bile insanlar Allah görülür mü görülmez mi gibi tartışmalara girmişler. Ama burada bir kavram yanlışlığı var. Allah bir şekil değil. Allah bir fotoğraf değil ki fotoğraf görür gibi göresiniz. Allah bütün varlıkların güzellik nakşı içinde sıfatları bulunan, hepsinin ötesinde zatında bütün kudretlerin, ilimlerin, güzelliklerin temeli olan çok geniş bir kavram. Bu kavramı seyretmek diye, bunu bir ekrandan görmek diye hadise olamaz. Belli ölçülerde, belli yakınlıklar kurabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın bir yerde, mesela bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı gördüm dediği zaman bir insan ne gördü? Mesela atomun elektronu, atomun çekirdeği etrafında saniyede 400 bin defa seyrederken 4 defa gelir çekirdeğinin etrafında, yani bir saniyede 400 bin defa çekirdeğe doğru bir secde hareketi yapar. Buna bir manyetik eğilme deniyor fizik tabiriyle. Bu hadise çekirdeği temsil eden, kıblesi onun çekirdeğidir. Elektron, o elektronun içerisinde Allah diyen bir onu secdeye götüren, manyetik eğilmeye götüren bir faktör Cenab-ı Hakk'ın namütenay ilminin, güzelliğinin bir parçasıdır. Şimdi ben Allah'ı gördüm dediği zaman o elektronla beraber atomun çekirdeğine secde ettiğini görmesi lazım. Kendisiyle beraber olması lazım. Onun için Allah'ı görmek, Allah'a yakın olmak kavramları artık bugün İlmin bu kadar açıklandığı zaman çok çok daha zorluklarıyla, etrafıyla bilinmesi lazım gerek. Binaenle bir insanın Allah'ı görmesi, Allah'ı seyretmesi halinde bütün bir yaratılışı seyretmesi lazım. Mesela cennette de biz, Cenab-ı Hak bize zaman içerisinde yahut kendi bildiği devirlerde bir sırrını, bir güzelliğini açarken bir perdesini açıyor demektir. Cenab-ı Hakk'ın hallak sıfatını, kadir sıfatını seyredip görmedikten sonra Allah'ı nasıl görmüş olursunuz? O zaman Big Bang olayını bir diyelim ki bir ak noktadan Cenab-ı Hakk'ın bütün yıldızları yarattığını seyretmedik ki siz Cenab-ı Hakk'ın hallak sıfatını seyretmiş olmazsınız. Binaenle cennette inşallah bütün müminlerin Cenab-ı Hakk'ı seyri olayı bu söylediğimiz fazlar içerisindedir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ı bir fotoğraf gibi seyretmek mümkün değildir. Ama Allah, asıl incelik buradadır. Allah bir mümin kulun gönlünden kendi güzelliğini seyreder. Bundan dolayıdır ki müminler Cenab-ı Hakk'a Allah'ın güzelliğini, kendi güzelliğini seyretmesi için bir hizmet verirler. Budur en makbul, en güzel olan. Bu güzelliği Cenab-ı Hakk'ın kendi güzelliğini seyretmesi için de o gönülde kir, pas, tereddüt, evham, sıkıntılar bulunmaması lazım. Bunlar bulunmadığı takdirde Allah kendi güzelliğini o gönülde seyreder ki bunun ideal şekli biliyorsunuz Fahri Kainat Efendimiz'dir. Allah Fahri Kainat Efendimiz'i yarattığı zaman sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım emrini buyururken yaratılması imkansızı yaratmış olmanın hazzını aldı. Çünkü biliyorsunuz yaratılan şeylerin her birisi belli bir fizik yasanın, bir kompütür sistemin okuyup dokuyup şifreleyip takdir edip ortaya koyduğu Cenab-ı Hakk'ın ilmidir. Bu ilminin tezahürleridir. Cenab-ı Hak bu ilminin tezahürleri arasında
sırrı Muhammedi'yi, nuru Muhammedi'yi yaratarak o yarattığı şeyde kendi güzelliğini bir manevi aknokta gibi seyretmiş. Nasıl ki maddi aknoktaya tecelli etmiş, bütün evrenleri yaratmışsa, Efendimizin sırrında da bir manevi aknokta gibi kendi güzelliğini, kendi kudretini, kendi bilinmezliğini seyretmiş ve oradan bütün mana alemlerini yaratmış. Cennetlerin yaratılması, sonsuz güzelliklerin, nimetlerin yaratılması Efendimizin gönlünü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı anki kendi güzelliğinin sonsuzluğunu bulma sırrıdır ki onun için yaratılması imkansızı yaratan Allah denir Efendimiz kastedilerek. İşte cennetin bu sonsuz güzellikleri içerisinde Cenab-ı Hakk'ın her anında milyarlarca küçük saniyesinde namütenahi değişikliklerle, namütenahi zevklerle tecellisi kendi güzelliğini müminin gönlünde seyretme faaliyetidir. Kendi güzelliğini seyretmek için alemleri yaratmıştır. Bu alemlerin yaratıldığı bu sistem içerisinde arzda biz yaşarken bir müminin gönlünde Allah kendi güzelliğini seyretmiştir. Ve bu güzellikler cennette namütenahi, adın cennetlerinde namütenahi katlarda yine kendi güzelliğini seyredecektir. İnsan bu güzelliği seyreden Cenab-ı Hakk'ın hikmeti içerisinde ilahi zevkin, namütenahi o zevkin çok cüz'i kendisine düşen bir zerresinde bulduğu zaman zevklerinin en güzelini yaşamış olacaktır. Onun için cennet nimeti hakikaten erişilmesi, tasavvur edilmesi mümkün olmayan bir ilahi sanatın bir insana yansımış çok özel bir sırrıdır. Bu sırrın madem ki asıl mutlak hükmü bir insanın gönlünde Cenab-ı Hakk'ın kendi güzelliğini seyretmesidir ki evrenlerin yaratılmasındaki sebep hadis-i kutsiyi de biliyorsunuz. Ben kendi bilinmezliğimi bilmek, yani kendi ilmimi bilip görmek, kendi güzelliğimi seyretmek için evrenleri yarattım diyor. Çünkü bütün ilim ve bütün güzellikte Cenab-ı Hak hiçbir şey yaratmadığı zaman da kendi zatiyetinde mevcuttu. Ama sıfatlarını yaratarak bu bilimini, bu güzelliğini yansıta 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 hem madde evreninde hem mana evreninde namütenahi ilahi hikmetleri ortaya koymuş oldu. Yani Allah kendi seyrini sürdürüyor ve bu kendi seyri ebedidir. Zamanla sınırlı değildir. Sonsuzdur. Bu seyrini sıralarken de yarattığı varlıklar içerisinde insana özel yer vermesinin sebebi doğrudan doğruya insanda, insanın gönlünde kendi güzelliğini seyretmesi ve o seyrettiği güzellikte zatiyetinin sırrının zevkini almasıdır. Bundan dolayıdır ki insan bütün mahlukattan üstündür. Bundan dolayıdır ki hakiki insana cenneti hazırlayarak Cenab-ı Hakk'a karşı verdiği bu hizmeti, kendini Allah'ın seyrettirdiği, bu seyrettirmek için gönlünü arattığı bu hizmete karşılık bu cennet sırrını ve sihrini vermiştir ki tasavvuru hiçbir şekilde mümkün olmayan namütenahi zevkleri yaşayacaktır. Peki bütün yaratılmış insanlar içerisinde bu zevki veremeyecek, gönlünü tamamıyla siyah bir boyayla boyayıp Cenab-ı Hak haşa ayna gibi baktığı zaman yalnız siyah levha halinde kalan ne olacaktır? İşte bu kalan sınıfı, yani insan olarak yarattığı ve bu insanların kendi kendine, kendi benliklerine düşerek kendi seyrettiği simasını, kendi güzelliği sanan, kendi aklını Allah aklı saymayıp da kendi aklı sayan bu insanların karartlığı gönülde Allah kendini seyredemeyeceği için bunları telef etmemiş Allah. Merhameti, rahmeti sonsuz olduğu için bunları da arıtıp üstündeki o siyahlığı kaldırıp tekrar ayna haline getirip tekrar seyretmek istiyor. Onlarda dahi seyretmek istiyor. Bu yarattığı eser o kadar mükemmel bir eser ki bunların her birisinde namütenahi hikmetini, sırrı, kendisinin güzelliğini, bilinmezliğini, ilmini seyretmek istiyor. İşte cehennem dediğimiz olay burada başlıyor. Kendi kendine dünyada yaşamasını yanlış yaptığı için, özellikle gurura düşüp kendi kişiliğine saplantı halinde kaldığı için, kendisini var sanıp iradesiyle bir takım işleri yapabileceğini sanıp bir nevi Allahçılık oynadığı için bunun üstündeki bu pisliğin kazınması lazım. Bu siyah kalbin üzerine geçen bu macunun çıkarılması lazım. İşte bu çıkarılma operasyonu
cehennem dediğimiz bir laboratuvarda meydana geliyor. Aslında cehennemi bir cezaevi gibi görmeyiniz. Cehennem bir tathirhanedir. Muhittin Avni Hazretleri de bu tanımı kullandı. Yani bir arınma merkezidir. O halde cehenneme gidecek o kimse, cehennemde azap çekecek kimse çok iyi idrak etmelidir ki çektiği bu azaba rağmen cennete arındıktan sonra, cennete intikal ettiği zaman alacağı haz, alacağı güzellik, cehennemde çektiği azabın değer, yani bu cehennemde yanıp arınmak değer. Çünkü burada insana öyle gelir ki ben ne cehennemde yanayım ne cennete gideyim diye düşünebilir. Ama işte cennetin güzelliğini bir an fark edebilse, kaybolan mana hafızası, çünkü hepimiz cennette yeryüzüne gelmeden evvel bedenimizle bir an temsil edildik ayet-i kerime gereğince. Adem'in hatta genetik şifrelerinden, meni hücrelerinden levh-i mahfuz kompütürü bütün hepimizin bir numunesini cennete intikal ettirdi. O intikal eden şeyimizde, halimizde bir hafızamız tazelenip de o cennetin güzelliğini bir an hatırlayabilsek, cehennemde oraya gidebilmek için cehennemde yanmaya çoktan teşni olacak herkes. Binaenle cehennemi kesinlikle ilahi rahmetten gelen, yine dolaylı olarak gelen, temelini Cenab-ı Hakk'ın yarattığından vazgeçmeyip onu aratarak cennete koymak üzere cehennemi yarattığını iyi bilmek lazım gelir. Bazılarınca bir işte bu artık uydurma bir takım dinsiz insanların, uydurma bir takım ateist insanların, biz evladımızı yakamıyoruz, Allah kulunu niye yakarmış, cehennem olmaz gibi kavram kargaşası buradan doğmaktadır. Allah her şeye rağmen o kulunu arıtıp ona da kendini seyrettirmek istiyor. Ve bu seyrettiği zaman o kulun alacağı haz, cehennemde çektiği azabı çoktan unutturacak mahiyettedir. Şimdi bu perspektiften cehenneme baktıktan sonra çok önemli bir sorun meydana geliyor. Cehennemin bu arınma, arıtma hassasını düşündüğümüz zaman bizim için dünyada bir takım hatalara düşmek, bir takım benliklere kapılmak gibi hataların içerisinde düşüneceğimiz en büyük unsur şu: bu arınma laboratuvarına fazla kirli gitmemek. Çünkü ne kadar az kirli giderse insan o kadar çabuk temizlenir. Ne kadar çok kirli giderse o kadar zor temizlenir. Bu cehennemin özel vasfını bildikten sonra bir önemli cehennemin yanını daha bilmek lazım gelir. Dünyada kazandığımız yanlışlar, dolayısıyla günahlar açısından cehennemin pek çok katları, cehennemin pek çok metotları vardır. Cehennem bir arıtma laboratuvarı olduğuna göre bu laboratuvarda hangi tip hastalıkların arıtılarak hangi tip mikroba göre nasıl bir ilaç verilip arıtılırsa, yahut hangi tip mikrop kaç dakikada ölür, bu bilinirse, insanın nefis kanalıyla kendine düşürdüğü yanlışlıkların hangi cins cehennem laboratuvarında arıtılacağı da yine ilahi kompütürün nizamı içerisinde tanzim edilir. Bir insan ne kadar az günah işlerse evvela bir kere şefaate uğrayıp temelli kurtulma şansına sahiptir. İkincisi, değil cehenneme giderse o kadar erken çıkma şansına sahiptir. Bir kere Cenab-ı Hak çok mükemmel yarattığı bu insan şeyinden, varlığından kesinlikle vazgeçmez. Bunu mutlaka arıtıp o cennetin güzelliğini seyrettirmek istiyor. Eğer cehenneme giden insanları cehenneme sokmayıp da cennete soksanız, cennetten hiçbir ceryan alamazlar, hiçbir zevk alamazlar, hiçbir güzellik seyredemezler. Bu çünkü onların günahla hastalanmış bünyelerinin iktizasıdır. Yani bu kadar günahı, bu kadar yanlışı bünyesini alanın cehenneme konması halinde kendiliğinden kağıt gibi yanıverir. Hani bir zehirli maddeyi yahut yanıcı bir maddeyi vücuduna sürüp de bir güneşin karşısına çıktığınız zaman kendi kendine alevlenme şansı varmış gibi düşünün. Eğer bir günahkar da cennete alırsanız yok olur. O günahlarıyla, o şeyiyle cehennemde, cennete tutunamaz. Şu anda cehennemi bir kere evvela bu perspektiften görmek lazım. Allah yarattığı kuldan vazgeçmediği için onu arıtacak. Evvela bir kere bu dünyada cehennemin varlığını ilan ederek sizi kirlenmekten alıkoyuyor Cenab-ı Hak.
Şunu yaparsanız yanacaksınız, alınacaksınız. Veyahut muhallet kalacaksınız, deviller boyu kalacaksınız. Yani bütün işlemler devam edecek, 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 edecek. Bir türlü anlamayacaksınız. O zaman işte cehennemde muhallet kalma olayı vardır. Yalnız burada bir özelliği üzerine basa basa durmak istiyorum. Cennet ebedidir, sonsuzdur, ölümsüzdür. Çünkü Cenab-ı Hak kendi güzelliklerini seyretmektedir. Cenab-ı Hakk'ın güzellikleri bitmeyeceğine göre cennetteki hayatta bitmez. Eğer Cenab-ı Hakk'ın güzellikleri sınırlı olsaydı, bir albüm gibi açtın 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 bitti olsaydı cennet de bitebilirdi, insanlık da bitebilirdi. Ama Cenab-ı Hakk'ın güzellikleri sonsuz olduğu için, ilmi sonsuz olduğu için bunları seyretmek, çünkü cennette hem güzellik hem ilmin namütenahi inceliklerini göreceğiz. Bunları seyretmek önemli olduğu için Cenab-ı Hakk'ın cennetteki varlıklar için ölüm söz konusu değildir. Yani biz cennet hayatına bir defa intikal ettik mi otomatikman Cenab-ı Hakk'ın ölümsüz ebedi nimetleriyle karşı karşıya kaldık demektir. Cehennemde muhalletlik vardır. Yani zaman çarkı döndükçe deviller boyu, bunun birçok yorumlarda ifadesi budur. Deviller boyu, yani cehennemde en çok kalacak insan dahi deviller boyu kalacaktır. Yani ebedilik yoktur. Çünkü cehennemdeki hayat, cehennemdeki çizgi kazanılan günahın arınması fonksiyonudur. Binaenle Allah güzelliği gibi hiçbir şey sonsuz olamayacağı için belli bir süre sonra bunların hepsinin bitme olasılığı vardır. Nitekim bir hadis-i şerifte bir gün cehennemde dere otları biter mahiyetine gelen bir hadis-i şerif nakletmiştir Muhittin Arabi Hazretleri ve bundan dolayı da cehennemin hararetini, gücünü belli bir ölçüde azaltacağı, en azından hafifleyeceği azapların ifade edilmekte. Tabi bu hale gelmiş bir fonksiyonun bitme noktasına geldiği de düşünülebilir. Şimdi cehennemi bu perspektiften aldıktan sonra cehennemdeki cehenneme götürecek, dolayısıyla cennetin bu güzelliklerini ortadan kaldıracak unsurlar nedir? Birkaç kelime de onlara değinmek istiyorum. Şimdi yüce kitabımızda biliyorsunuz ki bir takım emirler, bir takım yasaklar vardır. Bu emirler ve yasakların bir kısmı tekrar tekrar edilir. Mesela emirlerden namaz. 90 küsür defa namazın kılınması emredilmiştir. Zekat hakeza. Müteaddit defalar, o da 80 küsür defa zekatın verilmesi emredilmiştir. Şu halde namaz ve zekat mutlaka mutlaka yapmamız lazım gelen ibadetler sınıfından olduğu aşikardır. Ama bazı emirler vardır ki bir defa zikredilmiştir. Onların terk edin anlamına değildir bu. Ama namaz onlardan daha önemli anlamındadır. Şimdi günahlar da böyledir yüce kitabımızda. Bazı günahlar vardır ki yapmayınız diye bir defa tekrar edilmiştir. Bazı günahlar vardır ki alkolde olduğu gibi, içkide olduğu gibi 3 defa tekrar edilmiştir. Kumar işte 4 defa tekrar edilmiştir. Yani bazı günahların tekrarları, bazı günahların, yasakların bir defa olması bunların arasında oldukça fark olduğunu gösterir. Sonra yine İslam büyükleri günah-ı kebair diye, büyük kebair diye, büyük günahlar diye bir takım günahlar sıralamışlardır. Bu açıdan düşünürsek şimdi cehenneme puan biriktirme, yani nasıl olunuyor da cehenneme gidiliyor, nasıl olunuyor da cennete gidiliyor unsur üzerinde durursak, Sure-i Kara'da emredildiği şekilde bizim sevaplarımız ve günahlarımız bir sistem içerisinde, ister terazi deyin, ister kompütür deyin, ister hesap deyin, burada yapılacak bir hesaplamayla bir yekün alınacaktır. Eğer günahlarımız çoğunlukta kalırsa cehennem tarafına gidiyor demektir yolumuz. Sevaplarımız çoğunlukla kalırsa cennet tarafına gidiyor demektir. Demek ki cehenneme götüren sebeplerden bir tanesi günahlardır. Bu günahları Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı olaylar diyebilelim. Yahut yap dediğini yapmadığımız, eksik yaptığımız diyebilelim. Mesela namaz kılmamış, oruç tutmamış, bu da bir günahtır. Eksi puandır. Zekat vermemiş, infak etmemiş, bu da bir eksi puandır. Yapma dediği şeyleri yapmış, içki içmiş, işte efendim haram karıştırmış, birçok şeylerinde yapma diye yazılan şeyleri de yapmış, bu da bir menfi puandı.
Bu menfi puanlar vasıf itibariyle yan yana geldikleri zaman bunları sure-i kara'da bildirilen emir gereğince eksi puanları götürecek nispette sevabı varsa bunların bir kısmını tenzil edecek demektir. Ve bunlar da tasavvufta olsun, İslam normal İslam öykülerinde, yani İslam edebiyatının öykülerinde olsun, pek çok misaller vardır. Günahkardır işte, diktiği ağaç yeşerirse günahı affolacak demişlerdir, bir gün yeşermiştir. Bunlar ne demektir? Yaptığınız sevaplarla günahlarınızın bir kısmını iptal edebilirsiniz. Çok çok büyük bir fedakarlık, çok çok büyük bir sevap işlerseniz hepsini de kaldırabilirsiniz, günahların demektir. Şimdi buradaki önemli nokta şudur. Bazı günahlar vardır ki Cenab-ı Hak yasak ettikten sonra ayrıca bunu yaparsanız cehenneme yaslanırsınız diye emretmiştir. İşte bu çok önemli bir noktadır. Yani bir insanın sıradan bir günaha düşmesiyle %100 yasakladığı bir günahın üzerine gitmesi, onu huy haline getirmesi çok farklı şeylerdir. Ki bunların başında hatta yine bir ayet-i kerimede müminler cehennemdeki en son kalmış ekibi görüp de bunlar niye hala çıkmadı, sizin günahınız neydi diye sorduğu zaman onların ağzından verilen ortak sözde biz pahildik. Yani biz cimriydik, kimseye yardımımız dokunmazdı. Biz istina sahibiydik, mağrurduk, gurur sahibiydik ve inansızların, şerlerin hep yanında dostluk ve amellerimiz de onlar gibiydi diye tekrar ettikleri çok önemli günahlar vardır. Bunları bütün Kur'an şeyinden, bütününden çıkartarak özetlemek lazım gelirse, cehenneme götürecek en ağırlıklı menfi puanların başında iki tane günah gelir. Bir tanesi buhul, bir tanesi gurur. Gurur, kendi kendine Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilerek veya bilmeyerek bir nevi inkar etmek, ona ortak koşmaktır kendisine. Sen Allah'san ben de benim gibi bir kavrama düşmektir. Bu kavrama düştüğü takdirde bütün insanlar yeryüzünde mağrur olsa Cenab-ı Hakk'ın saltanatı, kudreti eksilir mi ki Cenab-ı Hak bunu büyük suç saysın? İnsanın hatırına gelebilir. Elbette büyük suçtur. Çünkü gurura düştüğü takdirde cennet nimetlerini seyretmesi mümkün değildir. Cenab-ı Hakk'ın özellikle şiddetle yasak etmesinin sebebi gururu budur. Yoksa insanın rakip gördüğü filan haşa için değil. İnsanların her birisi kendisi dese ki ben dünyayı idare ediyorum, yine Allah idare ediyor, belli ortada. Şu halde Cenab-ı Hakk'ın bize şiddetle yasakladığı günahların ana ilkesi cennete girme şansını kaybediyor. Yani cennet öyle bir iklim, öyle bir mekan ki orada ben yaptım, ben ettim dediğin takdirde cennetin güzelliğini seyretme şansın olmadığı gibi cennete adapte olamıyorsun. Diyelim ki uzayında duramıyorsun. Diyelim ki bir nimeti tahayyül ettiğin zaman, biliyorsunuz cennette bir nimeti tahayyül ettiğimiz zaman hemen gelip yanımızda bulunacak. Bu şansını kaybediyorsun. Şu halde Cenab-ı Hakk'ın üzerinde özellikle durduğu kurallar, birincisi gurur, ikincisi buhul. Yani hiç kimseye faydalı olmamak. Ne maddesiyle ne manasıyla. Cimrilik tabii bu gururun ana unsurlarından bir tanesi. Bir tanesi de tembellik, meskenet, deme lazımcılık, insanları sevmemektir. Çünkü buhulun asıl sebebi neme lazımcılık, tembellik, insanları sevmemek ve bir de kendi menfaatine, parasına, kendi varlığına aşırı düşkünlüktür. Şimdi bunların tümü buhulu temsil eder. Cenab-ı Hak da cehennemde en uzun kalanları tanımlarken buhul, gurur ve bir de ahlak itibariyle inançsızlarla aynı hayat tarzını paylaşmak olarak tanımlıyor. Aynı hayat tarzını paylaştığınız takdirde de aynı şekilde cennete gidip zevk almanız mümkün değil. Yani siz nefsinizi, gönlünüzü bu dünyada o kadar adi şeylerle köreltiyorsunuz ki cennet size artık hitap etmez. Halbuki bir mümin yaşarken gönlünde Efendimizin sevgisi, onun yanında Ehl-i Beyt'inin ve eshabı güzininin yaptıkları fedakarlıklarla gönlünü sıcak tutarsa o cennete gittiği zaman oradaki zevkleri görebilir. Çünkü Efendimiz Ehl-i Beyt'i ve Eshab-ı Güzin'i bu güzellikleri yaşayarak cennetten bize bir koku getirmişlerdir.
bizim gibi yaşarsanız cennet hayatında zevk alırsınız demektedirler. Bu hayatı, bu tarzını terk edip de dünyanın böyle banal, adi bir takım zevklerinin peşinde bütün ömrünü harcarsan mecbursun cehennemde arınmaya. Yani kötü alışkanlığın, kötü şeylerden zevk alma olayın artık senin yavaş yavaş bünyene öyle sinmiş ki bunu temizlemedikten sonra, cehennem laboratuvarında bunları arıtmadıktan sonra mümkün değil, cennete gidemeyeceksin. Kesinlikle bunu böyle bilmek lazım. Cehennem yeniden cennete girebilmek fırsatı veren bir arınma laboratuvarıdır. Buradaki önemli bir şey mucizesi, Kur'an mucizesi, cehennemin yakıtı taşlar ve insanlardır demektir. Şimdi insanlardır dediğiniz takdirde bunu mecazi manaya alabilirsiniz. Dersiniz ki insan günahıyla beraber gitti. Orada işte günahından dolayı yanacağı için cehennemin yakıtı denmiştir. Peki taşlar nasıl olur? Cehennemin yakıtı. Taşın ne kabahati var? Onun için yakıt olur. Bu da bir Kur'an mucizesidir biliyorsunuz. Taş maddeyi temsil etmektedir. Madde de atomu temsil etmektedir. Cehennemdeki o yakıcı yahut da günah temizleyici azabın yakıtı nükleer enerjidir. Açık açık Kur'an bunu o güzel bilimsel mucizeler arasına katmıştır. Cehennemin bu vasfının, bu böyle devam eden hadisesinin bir önemli özelliği de cehennem biliyorsunuz halen faaliyette değildir. Kıyametten sonra, radifeden sonra Cenab-ı Hak huzuruma toplanın dediği zaman cehennem faaliyete geçecektir. Halbuki cennet halen faaliyettedir ve şehitler başta olmak üzere cennete intikal etmiş insanlar mevcuttur. Ayrıca tabii cennetin bir özelliği devamlı meleklerin ve diğer varlıkların da var olabilmesidir. Yani cennet Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla havk ettiği varlıkların büyük bir ortamıdır. Bütün güzel varlıkların, bütün güzel canlıların, cansızların, her şeyin bulunduğu çok nefis bir dekordur. Ve buraya girmek, direkt olarak girmek var, cehennemde girmek var.